Merhaba sevgili arkadaşlar, Vatan Bilgisayar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta videoyu sizlere yine ben sunuyorum. İçinizden beni tanıyanlar olabilir. Adım Çağdaş bu arada. Yani tekrar Vatan Bilgisayar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere anlatacağım ürün bir televizyon. Ürünün tam adı TCL55C715 olmakla birlikte kendisi anlayacağınız gibi 55 inçlik bir televizyon. Santim anlamında 139 santime de denk geliyor ve 4K. Televizyonu bitirmişim gibi oldu ama devam edeceğim şimdi anlatmaya. İlk olarak televizyonumuzun teknolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi QLED teknolojisini destekliyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Biraz yazılım, biraz da işte donanım desteğiyle birlikte OLED televizyonlardaki renk kalitesine en yakın renk kalitesini sunan teknoloji şu zaman için. Yani bu anlamda bu televizyonu tercih ettiğiniz zaman ki şöyle bir bingo var. Bunu videoda paylaşmak istiyorum. Bu benim de evime yeni aldığım bir televizyon. Renkler anlamında OLED'e yakın bir keyfi size sunuyor. Şimdi şöyle devam edelim. Yani televizyon meselesinde anlatılabilecek çok fazla şey var ama bir tanıtım videosu olduğu için şöyle bir özet geçeyim sizlere. Televizyonumuz akıllı. Ne demek bu? Yani hem kumandasına sesli komut verebiliyorsunuz hem de içerisindeki Android 9.0 yazılımı sayesinde normal Google Play'de Android cihazlarda kullandığınız uygulamaların neredeyse tamamına erişebiliyorsunuz. Çok az uygulama kaldı desteklemeyen ama tek tük çıkabiliyor. Ama hani o ana uygulamalar YouTube, Netflix vesaire vesaire gibi uygulamalar zaten cihazda hazır bir şekilde geliyor. Televizyonda HDR10 Plus teknolojisi destekleniyor. Yani yine renkler, işte siyahlar, gölgeler vesaire vesaire anlamında cihaz yine kaliteli bir çözüm sunuyor size. Bunun haricinde dediğim gibi 4K özelliği var. Bu özellik sayesinde evinizde bulunan oyun konsollarını kendisine bağlayarak 4K oyun keyfi de yaşayabilirsiniz. Cihazın teknolojisiyle devam etmek gerekirse cihazda birden fazla yazılım desteği var arkadaşlar. Bu ne demek? Siz görüntüyü izlerken, daha görüntü real time orada dönerken görüntüyü iyileştirmek için yapay zeka ile müdahale ediyor. Şimdi tabii ki de hani bir yazılımın yaptığı müdahaleyle ortaya çıkan görüntünün doğallığıyla işte analog bir hardware'in desteklediği görüntünün doğallığı arasında farklar tabii ki de var. Ama fiyatı ve 4K oluşu, 55 inç oluşu gibi özellikler devreye sokulduğu zaman çok da mutsuz edecek bir durum yok. Yani televizyonun görüntü kalitesi kötü değil, onu söyleyeyim. Şimdi bu bölümde televizyonun en çok öne çıkan özelliğine biraz değineceğim. O da arkadaşlar QLED teknolojisi. Bunu zaten gündelik hayatımızda da artık pek çok yerde karşımıza çıkar oldu bu QLED. Quantum Dot teknolojisi deniyor buna. Quantum Dot teknolojisi şu anlamı geliyor arkadaşlar. Televizyonun normal paneliyle işte arka kısmının arasına ayrıca bir panel, fosfat panel daha yerleştiriyorlar. Bu panel sayesinde siz normal televizyonlarda 16 milyona kadar renk desteği alırken bu aradaki fosfat panel sayesinde renk desteğiniz milyarlara kadar çıkıyor. Bu anlamda televizyonun görüntüsü, çok tekrarladım bunu videoda ama hani gerçekten rahatsız edici bir görüntü değil fiyatını hesaba katacak olursak. Şimdi size farklı bir veri sunacağım. Her ne kadar ülkemizde bu akıllı ev sistemlerinin entegrasyonları henüz böyle aman Allah'ım süper oldu şeklinde gelişmedi. Fakat dünyada bu televizyonun satışı ikinci sıraya gelmiş durumda aldığımız bilgilere göre. Bunun nedenini ise cihazın üzerinde arkadaşlar bir yapay zeka teknolojisi var. Bu yapay zeka teknolojisi verili durumda hali hazırdaki diğer yapay zekalı ürünlerinizle eşleşip size total bir ekosistem gibi tavır alıyor. Yani evinizdeki akıllı sisteme bu televizyon dahil edebiliyorsunuz. Kendim de kullandığım için televizyon dediğim gibi çok güzel bir bingo oldu. Benim en çok sevdiğim özelliği şu. Kendisinin tabii ki de bir Wi-Fi ve kablolu internet desteği var ama bunun haricinde kablosuz kulaklıkları da bağlayabileceğiniz bir Bluetooth özelliği var. Bu hani evinizde AirPods kullanıyorsunuzdur veya farklı bir Bluetooth kulaklığınız vardır. Bir de çocuğunuz varsa hani çocuk uyurken rahat rahat televizyon izleyebiliyorsunuz ya da 5-10 metrelik kulaklıklara da ihtiyacınız olmuyor. Bir de hani oyun konsollarınızı bağlarsanız avantajlı bir durum var. Yalnız bu avantajlı durum monitörler için değil. Yani televizyonların kendi skalasında avantajlı bir durum. O da şu ki monitör dedim bak, televizyonun tepkime süresi 6.5 milisaniye. Bu 6.5 milisaniyelik süre hani her ne kadar biz işte oyuncu monitörlerde 1ms'lere falan filan alışmış olsak bile televizyonlar için gayet geçerli bir süre. Yani sen normalde 4K televizyonunu alırsın, işte PlayStation 4'ünü bağlar oynarsın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu kadar düşük gecikmelerde hani inanın görüntü kalitesindeki farklılığı belli bir süre sonra siz de hissedeceksiniz. Televizyonla ilgili söyleyebilecek şeylerim hani bir tanıtım videosu için bu kadar. Hani bana soracak olursanız hani internetten tabii ki de alınabilir ama hani herhangi bir vatan mağazasına gidip fiziki olarak televizyonu deneyimlemenizi tavsiye ederim. Ama bu deneyim kısmını bir kenara koyacak olursak teknoloji anlamında birkaç bir şeyden daha bahsedip videoyu kapatacağım. Bunların en önemli bahsedeceğim şey şu.
Android cihazlarınızla sorunsuz bir şekilde görüntüyü kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Aynı işi iPhone'larda da yapabiliyorsunuz fakat aracı bir yazılıma ihtiyacınız var. Android'e direkt olarak aktarabiliyorsunuz. Ben bu özelliğini hiç denemedim, onu bir söyleyeyim. Satın alırken bir bağlandım, akışta herhangi bir problem yoktu, sonra bıraktım. Hani bir daha gidip de evde telefonu bağlamadım televizyonu. Telefonlardan konu açılmışken biraz da market kısmına değinelim. Cihazın kendisinde 16 GB'lık dahili depolama alanı var. Bu ne demek oluyor? İşte PUBG'dir, odur budur, o tarz oyunları indirip bir tane kontrolcü bağlayıp keyifle oynayabilirsiniz. Yine 55 inçlik ekranda. Biraz cihazın giriş çıkışlarından bahsedeyim. Üzerinde 3 adet HDMI, 2 adet USB bağlantı noktası var. Bir de optik kablo çıkışı var diyorum ve bir vatan bilgisayar videosunun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Ürünü satın almak veya hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek için açıklamalar kısmına bir adet link bıraktık. Oraya tıklayarak ürünle ilgili bir sürü bilgiye ulaşabilirsiniz. Başka bir vatan bilgisayar videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.